TV19 ekranlarından merhabalar sevgili izleyiciler. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Hamburg kentinde MESE konferans merkezinde düzenlenen G20 liderler zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 liderler zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Putin, Sayın Cumhurbaşkanı, sizin şahsi yaklaşımınız sayesinde Suriye'deki durumu önemli ölçüde iyileştirdik. Bu dönemde terörist gruplara ciddi bir darbe indirildi ve düzenleme sürecinde ciddi bir ilerleme sağlandı, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öncelikle Türkiye-Rusya ilişkilerinin bölgedeki sağlanmış olduğu olumlu neticeler gerçekten inanıyorum ki bölge halkına da dünyaya da örnek teşkil edecek, dedi. Öncelikle Türkiye-Rusya ilişkilerinin bölgedeki sağlamış olduğu olumlu neticeler gerçekten inanıyorum ki bölge altında dünyayı da örnek teşkil edecek şekilde. Erdoğan, beklentiler yüksek tabii, özellikle aramızdaki ikili ilişkilerin güçlendirilmiş olması her iki ülke halkına da örnek olarak faydalı, dedi. Beklentiler yüksek. Tabii özellikle aramızdaki bu ilişkilerin ikili ilişkilerle de güçlendirilmiş olması hakikaten her iki ülke halkına da örnek olarak fayda veriyor. Erdoğan, Putin'le görüşmelerinin çok önemli bulduğunu kaydetti. Gerek ekonomik ilişkilerde, gerek turizmde, gerek savunma sanayine yönelik bu gelişmeler, İnanıyorum ki Türkiye-Rusya ilişkileri çok daha güçlü bir konuma getirecektir. Развитие, которое уже обеспечили в области экономики и в области оборонной промышленности, я уверен, что укрепит еще больше наши двусторонние отношения. Hepsinden öte tabii Suriye, Irak, bununla ilgili bölgedeki beklentiler çok yüksek. Вместе с этим действительно ожидания в регионе, особенно по сирийской тематике, очень-очень высоки. Başbakan Binali Yıldırım Pendik'teki Selah Tersanesi'nde düzenlenen Şehit Kıdemli Üsteğmen Arif Ekmekçi Lojistik Destek Gemisi'nin denize indirilmesi törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Başbakan Yıldırım, önce adil olacağız, milletin canıyla bedel ödediği 15 Temmuz zaferini kontrollü darbe demekten vazgeçeceğiz, dedi. Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi. Gurur günümüzde bizi yalnız bırakmayan sektörümüz... Başbakan Binali Yıldırım, Pendik'teki Selah Tersanesi'nde düzenlenen Şehit Kıdemli Üsteğmen Arif Ekmekçi Lojistik Destek Gemisi'nin denize indirilmesi törenine katıldı. Heyecan verici bir proje. Deniz kuvvetlerimizin gücüne güç katacak bir lojistik destek gemisi bugün sularla buluşuyor. Dünyanın etrafını yakıt almadan 1,5 sefer dolaşabilecek bir seyir sahasına sahip gemiyi böylece deniz kuvvetlerimize kazandırmış olacak. Yıldırım, Allah'a şükür ki bugün karamsarlık yok. Bugün ümit var, heyecan var, gelecek sevinci var, dedi. Allah'a şükür ki bugün karamsarlık yok. Bugün ümit var, heyecan var, gelecek sevinci var. Özgüvenimiz var. 50 yıl önce, yarım asır önce gemi, Türkiye gemi yapar mı yapmaz mı tartışması sürerken, bugün her cins, her kapasitede, her kabiliyette gemiyi yapabiliyoruz. Yapmakla da kalmıyoruz. Dostlarımıza ve diğer ülkelere de ihtiyaçlarını karşılayacak bir noktaya geldik. Yıldırım, Türkiye bir yandan yatırım üzerine yatırım yaparken diğer yandan da ihanet odaklarıyla amansız bir mücadele veriyor, dedi. Türkiye bir yandan proje üzerine yatırım yaparken diğer yandan da ihanet odaklarıyla amansız bir mücadele içinde. Allah'ın izniyle bu mücadele zaferle taşlanacak, bu topraklardan bu terör illetini tamamen yok edeceğiz. Başbakan Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi. Yollarda adalet aramak olabilir.
Ama önce adil olacağız. Milletin canıyla bedel ödediği 15 Temmuz zaferine kontrollü darbe demekten vazgeçeceğiz. Adaletin yeri meclistir, yollar değildir. Siyaset üretmeden sürece boşa tırpan çalmanın alemi yok. Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar'ın Misina'yı kesmesiyle lojistik destek gemisi denize indirildi. Efendim. Sağlık Bakanı Recep Aktay, Eskişehir temaslarına valilik ziyaretiyle başladı. Eskişehir valiliğinde açıklamalarda bulunan Bakan Aktay, sağlıkta Süper Lig'in şampiyonluğunu oynayacağız dedi. Eskişehir valiliğinde açıklamalarda bulunan Bakan Aktay, sağlıkta Süper Lig'in şampiyonluğunu oynayacağız dedi. Valilikte bir açıklama yapan Bakan Aktay, sağlık alanında yeni projelerin yer alacağına dikkat çekti. Bizim Sağlık Bakanlığı olarak sahada özel bir çalışma şeklimiz var. Sağlıkta dönüşüm programına başladığımız 2002 yılının sonundan itibaren bu tarzı geliştirerek devam ediyoruz. Hemen hemen girmedik hiçbir sağlık kuruluşu bırakmıyor arkadaşlarımız. Sağlık Bakanlığı'nın tesisleri, üniversite özel hastaneleri dahil olmak üzere geniş bir değerlendirme yapıyorlar. Bu bize bir altlık hazırlıyor. Değerlendirme raporu. Aktay yeni projeyle özel vaka takibi yapacaklarını belirtti. Psikologlar, fizyoterapi uzmanları, egzersiz uzmanları, beden eğitimi öğretmenleri, özel vaka takibi yapacak yetiştirilmiş hemşirelerle vatandaşlarımızdaki risk faktörlerini, hastalık risk faktörlerini çok daha yakından takibe başlayacağız. Ne demek bu? Yani fazla kilo, şişmanlık, hareketsizlik, sigara içme gibi durumlar artık Sağlık Bakanlığımızın birinci basamak hekimleri ve sistemi tarafından çok çok yakın takip edilecek. Sağlık Bakanı Aktay yapılan ve yapılacak olan yeni hastaneler hakkında da açıklamalarda bulundu. Tabii hastaneciliğimize sıra gelince inşallah önümüzdeki birkaç sene içerisinde Eskişehir bu açıdan Türkiye'nin bütün şehirlerinde olduğu gibi mükemmel hastanelere kavuşmuş olur. İlk dönemde mevcut hastaneleri özellikle hastane binaları oldukça teferruatlı olarak teşkil edilmiş olan şehirlerde mevcut binaları tadil ederek, iyileştirerek yolumuza devam etmiştik. Şimdi bu hastaneleri yeniliyoruz. Eskişehir'de de 1000 yataklı şehir hastanemiz. Bu arada işte artık işin aşağı yukarı sonuna doğru yaklaştığımız Eskişehir Devlet Hastanemiz 600 yataklı hizmete girecek. Aktay sağlık hizmetleri AK Parti hükümeti döneminde Süper Lig'e çıkmıştır dedi. Sağlık hizmetlerimiz AK Parti hükümetlerimiz döneminde Süper Lig'e çıkmış durumdadır. İnşallah bu yeni dönem 2017'de başlayan ve 2023'e kadar devam edecek sağlıkta dönüşüm programının ikinci döneminde Süper Lig'in şampiyonluğuna oynayan bir takım olacağız. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Dulkadiroğlu Belediyesi'nin restore ettirdiği Tarihi Mutfak Müzesi'nin açılışına katıldı. Kaynak burada basın mensuplarına Sakarya'da işlenen vahşete ilişkin açıklamalarda bulundu. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Dulkadiroğlu Belediyesi'nin restore ettirdiği Tarihi Mutfak Müzesi'nin açılışına katıldı. Suriyelilerin suç işleme oranının çok düşük olduğunu dile getiren Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, maalesef ülkemizin şu anda en sıcak, en yakıcı meselesini konuşmuş oluyoruz dedi. Ülkemizin şu anda en sıcak, maalesef en yakıcı meselesini konuşmuş oluyoruz. Şu anda Suriye'de yeni yeni çözümler konuşulur ve şekillenirken ve Suriye'de çözüm için Kazakistan başkenti Astana'da uzun süren beri yürütülen görüşmeler sürerken
Ve bu görüşmeler esnasında da masada Türkiye varken maalesef bu hadise ortaya çıkıyor. Başbakan yardımcısı Veysi Kaynak, Sakarya'da yaşanan olay Türkiye, araba, Suriyeli'ye hiç fark etmez. İnsanlığın, vicdanın bittiği yerdir dedi. Maalesef son örnekti. İnşallah en son örnek olur. Ama oradaki yaşanan hadise kime karşı yapılırsa yapılsın, Türkiye, araba, Suriyeli'ye hiç fark etmez. İnsanlığın, vicdanın bittiği yerdir. Vahşetin en yüksek boyutudur. 9 aylık bir hamile hanım, karnında 9 aylık bir bebek var. 10 aylık bir çocuğu var ve kendisi iki cani tarafından maalesef katledildiler. Tecavüz edilmiş ve katledilmiş vaziyette o masum insanlar yok edildiler. Şimdi Suriye'den kaçanlar da zaten tecavüze uğramamak için, zaten katledilmemek için kaçmışlar. Başbakan yardımcısı Kaynak yaşananlardan dolayı derin üzüntü içerisinde olduğunu kaydetti. Bu yaşananlardan dolayı gerçekten derin üzüntü yaşadık. Gerçekten duygularımız karma karışık oldu. En son Sakarya'da meydana gelen olay da maalesef hiç tahayyül bile etmek istemediğimiz bir hadise haline dönüştü. Ben rahmet diliyorum oradaki katledilen kardeşimize. İnşallah şehit hükmündedir. Karnındaki bebeğiyle katledilmiştir. 10 aylık masum yavrusuyla katledilmiştir. Bunu yapmanın, bu harekete maruz kalan her kim olursa olsun kabullenecek bir hadise değildir. Kaynak, Türkiye'de kimsenin suç işleme özgürlüğü yok dedi. Tekrar ediyorum, Türkiye'de kimsenin suç işleme özgürlüğü yok. O suç işleme eğilimde olan ya da suç işleyenler yargı önüne çıkartılıyorlar. Kayseri Ticaret Odası yeni hizmet binası açılışına katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi konuşmasında 15 Temmuz'u hatırlattı. Bakan Tüfekçi 15 Temmuz'a rağmen ekonomimiz büyüyor dedi. Tüfekçi CHP'yi de eleştirdi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi Kayseri Ticaret Odası yeni hizmet binası açılışına katıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bakan Tüfekçi burada yaptığı konuşmada 15 Temmuz'u hatırlattı. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız dedi. O hain darbe girişimini anacağız ve unutmayacağız, unutturmayacağız. Neler yaşandığını bu ülkede kısaca anlattı. Bu ülkenin lideri Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir şiir okudu diye hapis yatmak zorunda kaldı. Ne kadar haksızlık ve nasıl yargının manipüle edildiğini o günlere dönersek hatırlarız. Bakan Tüfekçi CHP'yi eleştirdi. Bugün adalet diyenlerin, adalet yürüyüşü yapanların tavrı ne olduğunu açıp gazetelere, geçmişe bakarsak gerçekten amaç adalet mi yoksa başka bir şey mi, onu da sizlerin takdirine bırakıyoruz. Tüfekçi 15 Temmuz'un yaklaşan yıl dönümünde Türkiye ekonomisine kaybettirdiklerine dikkat çekti. Değerli arkadaşlar, 15 Temmuz darbe girişimini 7 gün sonra yıl dönümü olacak. Hep beraber yaşadık ve istiyorum ki bugün bu hain darbe girişimi bizlere neler kaybettirdi, ekonomiye neler kaybettirdi, ekonomik anlamda her birimiz bu hainlerin bu darbe girişiminden dolayı ne faturalar ödedik? Bu darbe girişimi olmasaydı Türkiye nerelere giderdi? Esasında bunun da bir muhasebesinin yapılması gerektiğine inanıyorum. Tüfekçi 15 Temmuz millete karşı yapılmış bir darbe girişimidir dedi. Gerçekten o darbe girişimleri hükümetlere karşıydı ve faturasını millet evet ödüyordu. Ama bunun bir farklı özelliği var. Bu darbe girişimi sadece hükümete veya Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yapılmış bir darbe girişimi değil. Bu darbe girişimi bizzatihi millete karşı yapılmış bir darbe girişimidir. Sizlere karşı yapılmış bir darbe girişimidir. Sizlerin içinizden çıkan, yanınızda oturan insanların niyetlerini gizleyerek bizzatihi komşusuna bomba yağdırdığı, bizzatihi kardeşine silah sıktığı bir hain darbe girişimidir ve ihanetin ta kendisidir. Tüfekçi 15 Temmuz'a rağmen Türkiye en hızlı büyüyen ekonomilerden biri oldu dedi. 15 Temmuz'a rağmen
Türkiye en hızlı büyüyen ekonomilerden oldu. Türkiye ekonomisi tüm dünyayı etkisine alan 2009 yılındaki küresel ekonomik krizden bu yana kesintisiz bir şekilde 27 çeyrek boyunca ortalama yeni hesaplamayla %7 oranında büyümeyi başarmıştır. Ancak 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimi bu kesintisiz büyüme performansımızı sekteye uğratmıştır. Ancak güçlü ekonomimiz toparlanma sürecini hızla hayata geçirmeyi de başarmıştır. Bakan Tüfekçi 15 Temmuz'dan önceki ekonomi rakamlarını da açıkladı. 2015 yılı sona erdiğinde 3.2 milyon seviyesinde olan işsiz sayısının 2016 yılının ilk 5 ayı sonunda 2.9 milyon seviyesine kadar düşürmeyi, işsizlik oranını da %9.4 oranında geriletmeyi başarmıştık bu hain darbe girişiminden önce. Konuşmaların ardından Kayseri Ticaret Odası Yeni Hizmet Binası açılışı yapıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah bismillah. Almanya'nın Hamburg kentinde G20 karşıtı yürüyüşler gün boyu devam etti. Yürüyüşlerde PKK, PYD bayrakları ve Öcalan posterleri dikkat çekti. Almanya'nın Hamburg kentinde G20 karşıtı yürüyüşler gün boyu devam etti. PKK, PYD bayrakları ve Öcalan posterleri dikkat çekti. Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 karşıtı gösterilere 100 bine yakın kişinin katıldığı belirtiliyor. Merkez tren istasyonunda başlayan yürüyüş Ripperbach'ta sona erecek. Yürüyüşün başında PYD, PKK bayrakları ve Öcalan posterleri dikkat çekti. Kuzey Suriyeliler bölgedeki terör örgütleri PKK ve PYD'den temizlenmesi için gösteriler yaptı. Suriye'nin kuzeyinde kurtarılmış bölgelerdeki Suriyeliler, Özgür Suriye Ordusu'nda Türkiye'nin desteğiyle PKK ve PYD gibi terör örgütlerinin işgal ettikleri topraklardan çıkartılmalarını istedi. Kuzey Suriyeliler terör örgütleri PKK ve PYD'nin işgal ettikleri topraktan çıkartılmasını isteyen gösteriler yaptı. Elbap'ta topraklarından çıkartılan göstericilerin isteğine cevaben bir konuşma yapan Özgür Suriye Ordusu'ndan bir komutan, PKK'lı teröristleri işgal ettiği her bir karış topraktan çıkartmak için çalışacaklarını söyledi. Gösterilere Kuzey Suriye'den Azez, Elbap, Cerablu, Sumare, Bisa'daki Suriyeliler katıldı. Gösterilerin toprakların PKK ve PYD işgalinden temizlenene kadar devam edeceği belirtildi. Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tecavüz edildikten sonra başına taşla vurularak öldürülen Suriyeli hamile kadın ve 10 aylık bebeği için Adapazarı ilçesinde bulunan Orhan Camii'nde öğle namazına mütabiken cenaze namazı kılındı. Cenazeye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betülsayan Kaya ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahin Ünal da katıldı. Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tecavüz edildikten sonra başına taşla vurularak öldürülen Suriyeli hamile kadın ve 10 aylık bebeği için cenaze namazı kılındı. Cenazeye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betülsayan Kaya ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da katıldı. Cenaze namazı öncesinde öldürülen kadının acılı eşi güçlükle ayakta durabildi. Allahu Ekber. Cenaze namazında öldürülen kadının yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı. Aziz kardeşlerim, Allah Resulü'nün ifadesiyle Çorum'un Bayat ilçesinde 2012 yılında açılan Atıf Hoca Hafızlık Erkek Kur'an kursunda öğrenciler en güzel ortamlarda eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Kur'an kursu yöneticisi Nevzat Cebeci, Bayat'ta temelini attıkları 150 öğrenci kapasiteli kız Kur'an kursu inşaatının da açılışının bu yıl içerisinde yapacaklarının müjdesini verdi. Ve berekatühü
2012 yılından beri hizmete devam eden Çorum'un Bayat ilçesindeki Atıf Hoca Hafızlık Erkek Kur'an kursunda eğitim faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Nevzat Cebeci, Atıf Hoca Kur'an Kursu yöneticisiyim. Aynı zamanda da hafızlık hazırlık sınıfı öğreticisiyim. Şu anda bu sınıf temel eğitimi bitirdi ve inşallah hafızlığa adım attılar. Atıf Hoca Kur'an Kursu Bayat'ta rahmetli Toyhaneli Atıf Hocamız, üstadımızın isminin verildiği ve 2012 yılından beri hizmete devam ettiğimiz bir kurs elhamdülillah. Kur'an bülbülleri yetiştirdiklerinin altını çizen Atıf Hoca Kur'an Kursu yöneticisi Nevzat Cebeci, Kur'an kurslarının önemine değindi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin üç kişinin amel defteri kapanmaz hadisi şerifini de buradan tekrar duyurmak istiyorum. Birincisi, hayırlı evlat yetiştiren anne babanın, ebeveynin amel defteri kapanmaz. İkincisi, insanların faydalanılacağı ilim bırakanlar, kitap yazmıştır veyahut da öğrenci okutmuştur, onların amel defteri kapanmaz. Diğer biri, üçüncüsü de sadakayı cariye. İşte sadakayı cariye dediğimiz, insanların istifade ettiği, yararlandığı, böyle bu yavrular gibi nesillerin gelip buralara Kur'an talimi aldıkları, edep öğrendikleri, ahlak öğrendikleri mektepleri inşa edenlerin de amel defterlerinin kapanmayacağını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere bildiriyor. Nevzat Cebeci, Bayat'ta temelini attıkları 150 öğrenci kapasiteli Kız Kur'an Kursu inşaatının da açılışını bu yıl içerisinde yapacaklarının müjdesini verdi. Orası Kız Kur'an Kursu inşaatımız, burası Erkek Kur'an Kursu, Hafızlık Erkek Kur'an Kursu. 2012 yılında açılışını yaptık buranın. 2012 yılından beri eğitimi öğretime devam ediyoruz. Ve inşallah işte ikinci yıla girdi o inşaatın temeli atılalı da. Allah nasip ederse önümüzdeki yıl, daha doğrusu bu 2017'de açılışını yapmayı düşünüyoruz. En az 150 öğrenci kapasiteli, 3 sınıf 4-6 yaş grubu küçük minik çocukların, hafız adaylarının okuyacağı ve 150 toplamda yatılı kız öğrencimizin kalacağı bir inşaat. İnşaatımızın şu anda yaklaşık %70'ini tamamladık. Kabası bitti. İç işleri var. İşte kalebodur, fayans, asansörlerimiz, lavabolar, içinin masası, sandalyesi, kapısı. İnşallah onları da tamamlayabilirsek, Allah nasip ederse bu yıl 2017 Ekim-Kasım gibi açmayı düşünüyoruz inşallah. Kur'an-ı Kerim öğrenen, temel eğitimlerini tamamlayan, hafızla ilk adım atan öğrenciler, ilahiler ve Kur'an okumalarıyla gönülleri mest ediyor. Bülbüllerin ötüşünde senin aşkın var Allah'ım. Çorum'da 2013 yılından beri müzikle uğraşan Behiye Özeşer, Türk sanat müziğine ve ud çalmaya olan ilgisiyle çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Çorum'da çocukluğundan beri Türk sanat müziğine ilgisi olan Behiye Özeşer, hem sanat müziğini inşa etme hem de ud çalma hayalini gerçekleştirdi. Al sazını sen sevdiceğim, şen hevesim. 2013 yılından beri müzikle uğraşan Behiye Özeşer, Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nde ud dersi almak için başvuruda bulunarak çocukluk hayaline ilk adım attı. 2013 yılından beri müzikle uğraşıyorum. 2013'te Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nde başvurdum, ud dersine başvurdum. Aliye Helvacı'dan başladım derse, sonra hocamla tanıştık. Ondan özel ders almaya başladım ve korosuna. Daha sonra da korosuna katıldım.
Kısa sürede kendisini geliştiren Özdeşer kendisi için her zaman var olan Türk sanat müziğini söylemeyi ve ut çalmayı çok sevdiğini dile getirdi. Sanat müziğini zaten çocukluğumdan beri çok seviyordum söylemeyi. Böyle bir enstrüman çalmak da zaten hayalimdi. Yani geç oldu ama gerçekleştirdim. Bu dönemde gençlerin sanat müziğiyle ilgilenmediğine de değinen Özdeşer bu durumun kendisini üzdüğünü belirtti. Gençlerde pek yok. Genelde pop falan dinleniyor. Bu beni üzüyor. Hani o kadar güzel sanat müziği eserleri var ki onların duyulmasını istiyoruz. Böyle biraz bu programlarımız da hani inşallah duyuruyordur. Sevenler var da biraz gizli kalmış. Yani bu ut derslerinin olması, hani sanat müziği enstrümanlarının derslerinin olmasını istiyorum ben daha çok. Hep gitar değil de müzik evlerinde bile genelde hep gitar ve sazdan en çok onlar satılıyor. Diğerleri çok rağbet görmemiş. Yani arada sırada heves eden var. O dersler böyle çok verilse keşke. Behi Özdeşer ilerideki hedeflerinden de bahsetti. Evet. Bundan sonraki hedeflerim daha çok ilerlemek, daha güzel söylemek. Ud'da daha çok ilerlemek. Behi Özdeşer'in hocası olan Alaca Belediyesi Koro Şefi Halil Özçelebi ise öğrencisinin başarısından mutluluk duyduğunu ifade ederek Türk sanat müziğine daha çok önem verilmesinin gerektiğinin altını çizdi. Behi Hanım'ı ben Çorum Belediyesi Kadın Sanat Kültür Merkezi'nde tanıdım. Aliye Hanım'ın korosundaydı. Aliye Hanım da benim öğrencimdir zaten. Hakikaten fevkalade bir hanımefendi, Çorum kültürünü çok güzel taşıyan, Türk sanat müziğine de gönül vermiş bir insan. Olağanüstü bir sesi var. Bir de repertuar sayısı çok önemlidir. Bir sanatçı kadar repertuarı var. Çok düzgün bir şekilde, kulağı düzgün olduğu için onları öğrenmiş, radyodan repertuarına katmış. Şimdi de beraber çalışıyoruz. Artık aşırı sıcaklarda hastalanmak istemiyorsanız kızartmadan ve hamurlu yiyeceklerden uzak durun. Çünkü yaz aylarında tüketilen yağlı yiyecekler vücuda yorgunluğa, baş ağrısı ve yüksek tansiyona neden oluyor. Diyetisyen Büşra Kavukçu'nun beslenme konusundaki uyarılarını getiriyoruz şimdi ekranlara. Güneş kavuruyor, nem bunaltıyor. Vatandaşlar aşırı sıcaklarda halsizlik ve yorgunluktan kurtulamıyor. Diyetisyen Büşra Kavukçu, yaz aylarında vitamin ve minerali yüksek gıdalar tüketilmesini öneriyor. Yaz sıcaklarında sağlıklı beslenmek ve zindeliği korumak adına dikkat edilmesi gereken bazı konular vardır. Bunaltan havalardan yediklerinize özen göstererek korunabilirsiniz. Sıcak havalarda aşırı yağlı ve yoğun şekerli gıdalar yerine su, vitamin ve mineral oranı yüksek, meyve, sebze, salata ve tahıllardan oluşan bir diyet çok daha uygun olacaktır. Akdeniz diyeti bunlar için en iyi örneklerden biridir. Vücudu bitkin düşüren en önemli etken sıvı kaybı. Çünkü terlemeyle beraber sodyum, potasyum ve magnezyum gibi mineraller vücuttan atılıyor. Bu eksikliği tamamlamak içinse süt ürünlerini tüketmek şart. Bu sıcak havalarda terle beraber aynı zamanda elektrolit kaybı da olacağı için vücudunuzda beslenmenizden yoğurt, cacık, ayran gibi besinleri de ihmal etmemeniz gerekir. Sıcak havalarda yağlı besinlerden ve kızartmalardan kaçınmak da önemli. Onların yerine haşlama, bulama ve yağı alınmış et tüketilmeli. Aynı zamanda kızartmalar, aşırı yağlı, sakatatlı besinler yerine de haşlama, buğulama, ızgara, yağı alınmış et çok daha uygun bir seçenek olur. Tatlı olayına gelecek olursak da kan şekerini hızlı yükseltip hızlı düşüren aşırı yağlı ve bol şekerli tatlılar yerine yaz sıcakları için en uygun olan dondurma, sütlü tatlı, meyve tatlıları çok daha uygun bir seçenektir. Kavukçu günde en az 2 litre su için diyor. Kavukçunun bunu yapmakta zorlananlara da önerileri var. Tabii bu süreç içerisinde su tüketiminiz bizim için çok önemli. Günlük 2-2,5 litre civarında su tüketmeniz gerekir. Ama birçok insanın en büyük sıkıntısı şudur. Ben su tüketiminde çok zorlanıyorum. Peki bunun için ne yapabiliriz? Suyumuzun içerisine meyve parçaları atabilirsiniz. Taze nane koyabilirsiniz. Limon koyabiliriz. Çubuk tarçın atabiliriz. Karanfil gibi böyle besinlerden faydalanarak çok daha renkli bir hale getirirsiniz. Böylelikle su tüketiminiz de çok kolaylaşacaktır.
Çorum'da yaz aylarında faytonlar yerli ve yabancı ziyaretçilere nostalji yaşatmaya devam ediyor. Halkın ilgi odağı olan faytonlar gece gezmelerinin vazgeçilmez haline geldi. Çorum'da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte eski günleri yad etmek isteyenler için faytonla nostaljik gezi hizmeti devam ediyor. Kardeşim gördüğünüz gibi işte nostaljiyi yaşatmaya çalışıyoruz. Sünnete, geline gidiyoruz. Elimizden geldiği kadar buradan bindiriyoruz halkımızı. Buradan Anıt Devlet Hastanesi Faranı'na kadar çıkıyoruz. Tekrar cadde boyu gezdirerekten bahçelerden, öz duvarlardan en güzelini gezdirmeye gayret ediyoruz. Elimizden geleni gayreti gösteriyoruz. Geçmiş yıllarda taşımacılık için kullanılan faytonlar şimdilerde halkın keyfi binek aracı haline geldi. Kesinlikle nostaljik buluyorum. Eğlenceli, hani çocuklu aileler için özellikle daha iyi oluyor. Tarihin vazgeçilmez ulaşım aracı olan faytonlar, Gazi ve Bahabey Caddesi'nde şehir içi trafiğine engel olmadan yollarda farklı bir hava estiriyor. Fayton yolculuğunun tadına varanlar şehirde böyle bir hizmetin olmasından memnun. Önceden hani biraz daha farklıydı, hani bu iş ticari anlamda düşünülüyordu ya, şu an tamamen hobi amaçlı. Gayet güzel bir şey bence yani. Çorum'un dev alışveriş ve eğlence merkezinde araç kampanyası çekilişinde talihliler belli oldu. Son model iki otomobilin sahibini bulduğu çekiliş Merve Özbey'in konseriyle başladı. Coşkulu kalabalık hem eğlendi hem de heyecanla çekiliş sonucunu bekledi. Toplarla numaralar çekeceğiz. Hepiniz buradayken küre... Çorum'un dev alışveriş ve eğlence merkezi araç kampanyası çekilişinde talihliler belli oldu. Çekiliş öncesi pop müziğin sevilen ismi Merve Özbey sevenleriyle buluştu. Hanımlardan kim geliyor, kim geliyor, kim geliyor? Merve Özbey konserinin hemen ardından başlanan araç kampanyası çekilişinde heyecanlı bekleyiş başladı. 4 75 TL ve üzeri alışveriş yapıp araç kampanyası için çekilişe hak kazananlar çekiliş sonucunu merakla bekledi. Kızlar da heyecanlanmadı, şöyle daha kuvvetli hanımlar beyler hazır mıyız? Anadolu Güneşi TV19 canlı yayın aracı ve canlı yayın ekibiyle çekilişi Türkiye ve Avrupa'dan da 110 ülkeyle aynı anda canlı olarak yayınladı. Talihlisi, asil talihlisi Nefise Hanım mı? Çekilişte son model 2 otomobil kazananlar Nefise Orhan asil talihli, Özkan Aktağ yedek, Bekir Batkın asil, Şenay Yurseven de yedek talihli oldu. Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 turist girdikleri dükkanın tezgahında bulunan cep telefonu alarak kayıplara karıştı. Olay Antalya'nın Manavgat ilçesi Evrenseki Turizm Yolu üzerinde bulunan çarşıda gerçekleşti. Bir otelde tatil yaptıkları tahmin edilen 3 turist çarşıya gelerek iş yerini gezmeye başladı. Turist aile bir dükkana girdikleri sırada ailenin küçük kızı iş yeri sahibinin tezgahına oturdu. Küçük kız bir süre sonra masa üzerindeki cep telefonuyla oynamaya başladı. Küçük kızın yanına gelen diğer turist telefonu alarak iş yerinden beraberindekilerle birlikte ayrıldı. Telefonu koyduğu yerde bulamayan tezgahtar ise telefonunun çalındığını çarşının güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra fark etti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri turistlerin kimliğini belirleyerek yakalanmaları için çalışma başlattı. Ankara'da son yılların en büyük Hint keneviri operasyonu gerçekleştirildi. Kahraman Kazan ilçesinde polisin yaptığı operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 7,5 milyon lira olan 4500 Hint keneviri ele geçirildi. Ankara Aydın Mahallesi'nde Ovaçayı Dere Yatağı'nda Hint keneviri ekildi ihbarı üzerine harekete geçen Kahraman Kazan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 700 kök Hint keneviri ele geçirdi. 5 mi? 9 tane, 3 kere aldık. Bölgeye ulaşımın zor olması nedeniyle araştırmalarına drone ile havadan devam eden ekipler aramaları sonucu Hint keneviri ekili 4 tarla daha tespit etti. Kara sivirke. Aşkım olmuş. Ekim için dışarıdan fark edilmeyen engebeli zor alanları seçen uyuşturucu tacirlerinin ağaçlık alandaki Hint kenevirini tarlalarını uzattıkları borularla damlama sulama yöntemiyle suladıkları öğrenildi.
Ekipler bölgede 3 gün boyunca sürdürdüğü operasyonlarda toplam 7 farklı tarlada 4500 kök Hint keneviri ele geçirdi. Kökünü alamadım. İlk geldiğimde ektim dedi ya. Kökünü alamadım. İmrenci Mahallesi Muhtarı Kadir Çiçek gazetecilere yaptığı açıklamada olaydaki şaşkınlığını dile getirdi. Geldim gördüm. Buralarda ben bildiğimde ağaç bile yoktu ona. Buralar eskiden zeps ekilirdi. Su kenarından akardı. Salma suyuyla zepsi sulanırdı. Ama ben buraya gelmeyeli herhalde 30 sene olmuştur. 30 senede burada bu kadar orman bir haline gelmiş. Ben bile şaşırdım yani buranın bu halde olduğundan. Yani gözümle görmesem inanamazdım da. Başkaları söylese ben inanmazdım. Demek ki burada değişik bir hale gelmiş. Sonra insan bile korkar burada ya. Kurt canavar da olur burada yani. Bir de ağaçları katletmişler herhalde. Ağaçları da kesmişler. Ağaç burada bak bayağı da ağaç varmış. Yani bu ağaçlar da kendiliğine yetişen ağaçlar. Dikme falan ne değil. Böyle topraktan su olduğundan yetişmiş. Ağaçlık buna şey alanı... derler. Ne derler? Yer sövdü derler bu ağaçlara, kavaklara. Ve kendi yetişir. Bu ağaçlık alanın içerisinden bir kısmını kesip kendilerine dikmek için yer mi açmışlar? Evet, bir kısmını kesmişler. Bu malzeme neyse bunu dikmek için kendilerine yer açmışlar. Burada böyle bir boş yer yoktu yani. Burada ağaçların etrafını açmışlar, yeri boşaltmışlar. Ondan sonra da bu malzemeyi dikmişler buraya. Muhtarım daha öncesinden böyle bir operasyon oldu mu? Daha hayır, olmadı, olmadı. Ben 15 senelik muhtarım. Hiç böyle bir şey görmedim. Ben buraya da hiç inmedim yani. Ben kendim şu anda buraya gelmesem bu halde olduğunu söylese bana ben inanmam yani. Burayı bayağı bir şey yapmışlar. Bu bitkiyi gördün mü muhtarım daha önceden? Yok yok, ben bunu hele hiç görmedim. Bunu şimdi görsem de neyi ki bunu derim yani, bilmiyorum. Tarlalardan sökülerek çuvallara koyulan Hint kenevirleri imha edilmek üzere Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Isparta'da 24 yıldan bu yana kasaplık yapan 44 yaşındaki Zehra Yıldızan, kasaplık mesleğinin sadece erkek mesleği olarak görülmesinden rahatsız. Mesleğe bir merakla başlayan Yıldızan, pratikliği ve tecrübesiyle şimdilerde mesleğinin zirvesinde. Isparta'da 24 yıldan bu yana kasaplık yapan 44 yaşındaki Zehra Yıldızan, kadınların da kasaplığı rahatlıkla yapabileceğini ispatlıyor. 24 yıldır kasaplık yapan Yıldızan, kasaplık mesleğinin sadece erkek mesleği olarak görülmesinden rahatsız. İlk başlarda kasaplık konusunda bilgi sahibi olmadığını, ancak geçen çeyrek asırda her şeyi zamanla öğrendiğini belirten Yıldızan, tecrübe ve pratikliğiyle şu sıralarda mesleğinin zirvesinde olduğunu düşünüyor. Yaş 20 idi başladığımda. 20 yaşından beri bu işi yapıyorum. Severek de yapıyorum. Müşteriler de memnun gayet. Özellikle bayanlarla çok iyi anlaşıyoruz. Her yemek hususunda olsun veya alacakları etin hangi bölgeden verilmesi konusunda olsun. Yıldızan, kasaplığın bir erkek işi olmadığını vurguluyor. Kasaplık erkek işi değil. Bunu kim söylüyorsa yalan söylüyor. Her isteyen bayan bunu yapabilir. Kendisinin yeteneği de varsa özellikle. Yapabilir diye düşünüyorum. Yapılmayacak bir şey değil sonuçta. Özellikle de erkek mesleği değil. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Erkek mesleği değil. Ayrıca bayan olmanın avantajları, bir, erkeklerden özür dilerim ama daha temiz oluyorsunuz. Daha düzenli oluyorsunuz. Daha hijyenik oluyorsunuz. Karşıdaki kişiyle diyaloğunuz daha samimi olabiliyor. Özellikle dediğim gibi, yani bu erkek müşteriler için de geçerli ama bayanlarla, hani biz aramızda yemek alışverişinde bulunabiliyoruz. Öyle bir onlara avantajı oluyor bunun. Bu mesleğe başladığı yıllarda kendisini görenlerin hayrete düştüğünü ileten Yıldızan, artık insanların da alıştığını söyledi. Yadırgayanlar seneler önce oldu. Onu seneler önce bayağı bir gördük. Artık alışanlar da var. İlk defa görenler de var. İlk defa görüyorum bir bayan kasap diyen de var. Ama alışmış olarak gelip alışverişini düzenli olarak yapan müşterilerimiz de var. İlk gördükleri zamanlarda masa tatmamı çok merak ediyorlardı. Özellikle bir bey vardı, hiç unutmuyorum onu. Bir masa tatar mısınız? Görmek istiyorum deyip dükkana belki de günde iki sefer geldiğini hatırlıyorum. Geçmişte yaptığı atletizm sporunun mesleğinde faydasını çok gördüğünü anlatan Yıldızan, "Cross, cirit, diks, gülle dallarıyla uğraştım, kas yaptım, şu anda o kasları kullanıyorum." dedi. Cross'la başladım ben. Daha sonra atletizm, cirit, disk, gülle, onlar var, handball var. Kas yaptık o zamandan.
Şu anda o kaslarımızı kullanıyoruz. Ben 100 kiloya kadar kaldırabiliyorum. Yıldızhan, gıda işi yapanların düzenli ve temiz olması gerektiğini de kaydetti. Her ne kadar böyle bir iş yapsak da biz bayanız. Bayan olunca ister istemez kendinize bakmanız gerekiyor. Düzenli olmanız gerekiyor. Gıda işinde uğraşıyoruz. Temiz olmak zaten zorundayız. Onun haricinde kişisel bakımlarımızı zaten yapıyoruz. Sonuçta müşterimizle birebir muhabbet halindeyiz ki karşılarına düzenli çıkmamız gerekiyor ve düzenli çıkmaya da çalışıyoruz. Haber değeri taşıyan görüntüleri kaydederek 0552 417 1819 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza bilgileriyle birlikte gönderin. Bültenimizde sizin çektiğiniz görüntülere de yer verelim. Ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Türkiye'den ve Çorum'dan gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz efendim. Hoşçakalın.